Dolunay'a az kalmışken bir canlı yapım dedim. Bugün, dün çok sıkışık hissettiren enerjiler var. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? Yolunda değilse neden yolunda değilmiş gibi hissediyoruz? Biraz konuşalım istedim. Yani dolunay ya da astroloji değil aslında şeyim. Odam ama tabii ki de yine yaşıyorsak, gökle yerin arasında yaşıyorsak göğün mesajını okuyoruz, hissediyoruz, kalbi hissediyoruz. Kimle konuşsam neden böyle hissediyorum, neden bugünler böyle diyenlere hep şeyi soruyorum, tutulma tadında bir dolunay. Hoş geldiniz. Evet, Seçil çok garip şeyler oluyor diyor. Bence de ilginç oluyor. Garip değil de ilginç. Birazcık böyle hem bu dönemin bu birkaç gün enerjisinden konuşalım istedim. Hem bir de dikkatimi çeken bazı şeyler var. Enerji alanımıza fark etmeden çektiklerimiz. Yani farkında olmadan hem de okuyorum ya dikkatim dağıldı. Farkında olmadan hayatımıza, alanımıza çektiğimiz ve neden başımıza geldiğini bir türlü anlamadığımız konular var. Biraz onlardan konuşmak istiyorum. Tabii Mars-Uranüs kavuşumu ani olaylara çok gebe. Ani gelişmelere, aniden hareket etme isteğine. Yalnızlık hissi diyor Gamze, katılıyorum. Hepsi var içinde. Çünkü şöyle ki hani kısacık astrolojik tarafından da hani konuşalım istiyorum. Hatta sohbet, kahve bahane sohbet şahane diyorlar ya. Bizimkisi öyle kahve yok ama sohbet şahane yani. Bu mesela Satürn çok şeyiz ya, Satürn'ü çok konuştuk bugün çok öncesinde ama ben hem astrolojik olarak hem de göksel bir enerji olarak, mitolojik olarak bizim hayatımızdaki yeri nedir? Şimdi Satürn, Uranüs, Mars, Jüpiter. Hani göğün ağababaları. Toplantı halindeler ve Davos toplanınca böyle ekonomiyle ilgili haberler şeyler oluyor ya, bu da onun gibi yani bir şey var, bir pozisyon alınmış, bir bizden istenen bazı şeyler var diyelim. Şimdi 2 dakika kapatayım. Açacağım sonra. Gözüm kayıyor çünkü. Şimdi biz ne zaman sıkışık hissederiz? Mesela 7 yaşında, 7 yaş civarında ilkokula başladığımız zamanlarda sıkışık hissederiz. Çünkü mevcut düzenimiz yıkılmıştır. Yani şartlar ne olursa olsun evde istediğimiz gibi yatar kalkarız. Yemeğimizi istediğimiz zaman yeriz. İstersek oynarız, istersek oynamayız dönemi bitmiştir. Otur bakayım şuraya. Dersini yap. Şunları öğren. Böyle bir içsel sıkıntı yaşarız. Okulu çok sevsek bile sorumlu hissettiğimiz için bazen yaşarız o sıkıntıyı. Bazen gitmek istemediğimiz için. Teneffüsü çok severiz. Arkadaşlar güzeldir. Her şey iyi ama bir sorumluluk almışızdır. Yani ilk Satürn'ün ilk krizlerinden bir tanesidir. İlk karelerinden bir tanesidir. 7 yaş ve civarı. Sonra 7 yıl sonra 14 yaş civarında ergenliğe gireriz. Bildiğimiz düzen yine yıkılır. Yani bedenimiz değişir, ruh halimiz değişir, hormonlarımız değişir. Kabul görmek isteriz, onaylanmak isteriz. Başkaları onaylanır, biz onaylanmıyoruzdur. Kıyaslarız, kendimizi başkalarına beğendirecek gibi hareket etmeye başlarız. Biraz böyle kendimizden uzaklaşabiliriz. Tanımlamalarımız vardır. Kadın kimliğimiz, erkek kimliğimiz, cinsiyet kimliğimiz, bedenin değişimi bizi çok tedirgin edebilir. İşte uzuvlarımız değişir, boyumuz uzar. Çevrenin bizden beklentileri değişir. Biz hareket etmek istiyoruzdur. Aile şey yapar, işte biz bir şey yapmak istiyoruzdur, arkadaşlar onaylamaz falan, böyle bir yine bir yaşarız. İşte bu 20-21 civarında üniversite biter ya da işe başlanır ya da evlenilir, yine bir uyumlanma, dışarısı ve ben ne istiyorum, ne yapmak istiyorum, onaylanıyor muyum, onaylanmıyor muyum, benim sorumluluk alanlarım neler, sorumluluklarımı yerine getiriyor muyum, getirmek istiyor muyum, istemiyor muyum.
O anda orada mıyım? Zaman tanrısı aynı zamanda mitolojide. O anda orada mıyım? Yani zamanında yaşadığım anın içerisinde sorumluluklarımın, yapmam gerekenlerin, yapmamam gerekenlerin farkında mıyım? İşte bu 28-29, 36-37, 44 böyle katlanarak gider. Hep etapları vardır. Aslında Satürn'ün bizle bir derdi yoktur. Hani böyle ödül ceza deriz yani, cezalandırıcı bir yapısı vardır deriz ama köşeye sıkıştıran, biçime sokan, biçimlendiren soğuk bir enerjidir. Biz çünkü Jüpiter'in dünyasına genişlemek, gezmek, tozmak, böyle her şey çok iyi olsun falan isteriz. Satürn öğretmen gibidir. Sen sorumluluklarını yerine getiriyor musun? Sen üstüne düşenleri yapıyor musun? Kendin olma cesareti gösterebiliyor musun? Biz ne zaman en çok iç sıkışıklık yaşarız? Kendimiz olma cesareti gösteremediğimizde. Şimdi hani kova çağı, kova çağı diye konuşuruz. İşte bireysellik, özgünlüğü ortaya çıkar. Düşünce özgürlüğünü yerine getir. Evet, tamam da bu Jüpiter etkisiyle mi olacak? Yani eller havaya, ben söyleyeceğim, sen kabul edeceksin. Sen söyleyeceksin, ben kabul edeceğim. Olsun, biz farklıyız, birbirimizi böyle kucaklarım. Çiçek çocuklar gibi mi? Yoksa bir karşıt şey olacak mı? Yani o sen doğrusun, ben doğruyum. Seninki değil, benimki olacak mı? Yani fikirler, düşünceler nasıl ortaya çıkacak? Bireysel olarak nasıl ortaya çıkacak? Süregelen, alıştığımız, kolaylaştırdığımız, yani zorluk da olsa onu yapmanın artık bizim için bir yol yöntemi olduğu bir alanda değişime çok hevesli olmuyoruz. Yani mesela ilkokuldan ortaokula geçerken büyüyoruz ama yani o ilkokulda kaybettiğimiz her şeye odaklanıyoruz, ağlıyoruz. Yeni bir okula başlarken tedirginiz, yeni çevre, yeni arkadaşlar, öğretmenler ayrı. Keza lise öyle, üniversite öyle. Evet, bir yeninin hevesi var içeride de, bir kaybetmenin, düzenin bozulmasının, o yeniye adapte olmanın bir süreci var. Her ne kadar yeni, yeni, yeni diye çırpınsak da yeniye yer açmak için bir şeyi boşaltmak lazım. İşte sadeleşme çalışmasını neden bu dönem verdiğim herhalde daha iyi anlıyordur yapanlar. Yapma niyeti olanlar. Çünkü alan açmak, duyguda alan açmak, düşüncede alan açmak, mekanda, enerjide, hayallerde bir boşluk yaratabilmek yani. O boşluğu kabul edebilmek. Bir şeyle doldurmaya çalışmayı bırakmak insanın kendiyle ilgili yüzleşmelerini sakince yapmasına yardım ediyor. Çünkü o yüzleşme bizim dışarıyla olan ilişkimizde, dışarı dediğim sadece ilişkilerden bahsetmiyorum. Yani kurduğumuz düzen, hayatın akışı, gidişi, bizim o hayatın akışı içinde, yol alışımız içinde nasıl yol bulacağımız, kendi yolumuzu nasıl çizeceğimizle ilgili daha net olmamız, odağımızın kendimizde olması, bu yoldan değil de şuradan gideceğim, buraya kadar geldim ama burası bana göre değilmiş, bunu da çok içim istemiyor diyebilecek gücü toplamak için neyi isteyip neyi istemediğimize, neyin bize ait olduğu, neyin bizim dışımızda bize enjekte edildiği, kabul ettirildiği ya da bizim ikna olduğumuz, belki bir inanç kalıbı haline getirdiğimizi fark etmemiz için işte Satürn diyor ki, hani Jüpiter genişletiyor ki, Satürn diyor ki bu senden değil, bunu çıkar, bunu çıkar. Biz diyoruz ah üşüyeceğim şimdi, üstümden gidenler, elimden gidenler, kayıp gidenler, onlar sana ait değil zaten, bırak gitsinler diyor. Şimdi bu dönemde herhalde 2020-2021 yapılanma süreci devam edecek. Tıpkı bir doğum sancısı gibi. Belirsizlik, bilinmezlik, tıpkı bir hamilelik gibi pasif olmak. Yani olanın karşısında, hani çocuk anne karnında gelişiyor, ilerliyor, büyüyor. Anne hiçbir şey yapmıyor. Yani edilgen bir halde yapıyor. Çocuk çekiyor, alıyor besinleri. Beden ona hizmet ediyor, bir şey veriyor. Anne bilmiyor yani. Şimdi ultrasonla bakılıyor falan, takip ediliyor ama anne o anda çocukta ne oluyor, gözü ne oluyor, şusu ne oluyor, busu ne oluyor falan, hiçbir şeyden haberdar değil. Kabulde. Tedirgin. Geleceği bilemediği için, çocuk ne zaman gelecek, çocuk sağlıklı mı olacak, bir sürü şey var ama bir taraftan da bir huzur, bir şey var. Kabulleniş var. Düzen bozuldu zaten bedenin.
bütün düzeni, sistemi bozuldu. Kaos yaratıldı bedende, değil mi? Kadın bedeni genişledi, açılıyor, plasanta çocuğu besliyor falan. Bir sürü şey oluyor yani. Hamileliğe alıştı kadın. Güzel. Hani belirsizlik falan ama en azından rahat. Artık bir birliktelik var, bir akış var yani. Pat diye bir şey oluyor. Çocuk doğmaya karar veriyor. Doğumu çocuk başlatıyor biliyorsunuz. Ve bir sancı. Bir sürecin bitimi. Çok da hevesle beklenen o yeni sürecin başlangıcı ama büyük mücadele. Çocuğun mücadelesi yeni. Annenin mücadelesi eski, bırakacak. Anne bir halde bedeninin içinde olan biteni kabul ettikçe doğum kolaylaşıyor. Anne doğuma katıldığında çocuğun yapmak istediği, çıkmak istediği anı kabul ettiğinde, gevşeyebildiğinde, serbest bırakabildiğinde doğum gerçekleşiyor. Çocuk için de çok büyük mücadele, yenilik. Suyun içinde rahat rahat yaşarken nefeste ilk kontağı, acı içinde ama yeni bir dünya, sıfır. Keşfedecek çok şey var. Çok emek verilecek. Anne çocuğa çok emek verecek. Onu ayağa kaldırmak için hala daha bu beslenme ilişkisi devam ediyor. Ama şimdi farklılaştı. İçeride beslenirken dışarıda beslenecek. Yaşadığımız dönem tam bu doğum sancısı gibi. Çok efor sarf ediyoruz. Bir şeyler için ama bilemiyoruz, kontrol edemiyoruz. Bir sancı çekiyoruz hepimiz kendi alanımızda, içsel olarak kendimizi sorguluyoruz. Ben kimim, hayat amacım ne, nereye gidiyorum, nasılım? Ama bu sorulara cevap vermek için cesurca soyunmaya, aslında ortaya çıkmaya, ortaya çıkartmaya, kabul etmeye, hani benim de katkım var. Ben de yaptım, yapmadım, şurada sorumluluğumu aldım, almadım, burada sorumluluğum var, almalıyım. Bunu aslında çok da istemiyorum. Burada da çok gurur yaptım demeye ihtiyacımız olan bir dönem. Bunun sancısı. İşte dolunaylar ruhsal detoks zamanlarıdır diye yazmıştım yıllar önce bir yazımda. Ruhsal detokslarda, fiziksel detokslarda insan bırakırken çok sarsılır. Yani böyle vücudunuz titrer. Normal detoks yaparken terlersiniz, üşürsünüz, bir şey olur. Vücut böyle bir şey atmaya çalışıyordur, bir şey yenilemeye çalışıyordur. Ruhsal detoks dediğimde, ruhsal, duygusal detoksta da öyledir. Sancılattırır. Ah, nasıl olacak? Yüzleştirir. Çok keyif vermez yani, bırakmadığımız sürece. Yani annenin doğuma katılması gibi. Evet, şu anda hoşa gitmeyen bir durum var ama yani çocuğumla kucaklaşacağım. Bu bitecek. Nefes aldığımda, daha iyi gevşediğimde süreç kolaylaşacak gibi. Biz de bunları yaşarken öyle oluyor. Ne olacak demeyi bıraktığımızda gelecek olan da, yenilik de daha kolay geliyor. Biz de bu andan zevk alıyoruz, taçlandırıyoruz. Çünkü batini öğretilerde, mistik, içe dönük öğretilerde İstenilen arınmaktır, arındırılmasıdır, arınmasıdır yola girenin, sadeleşmesidir. Dışarıyla olan iletişimle etkileşimini azaltmasıdır ki kendiyle daha fazla vakit geçirsin, Rabbiyle daha fazla vakit geçirsin. Halle okumaya başlasın, halle öğrensin. Şimdi hepimiz modern dünyada, dağda derviş olamayacağımıza göre şehirde derviş oluyoruz. Yani mağaralara çekilemeyeceğimize göre metaforik olarak evlere çekildik, içe çekildik. Çok şey değişti, çok insan işsiz kaldı, çok insan geleceğiyle ilgili ciddi krizler yaşıyor. Yani biz belki his olarak yaşıyoruz, belki ekonomik olarak sarsıntı yaşıyoruz ama çok ciddi şeyler yaşayan insanlar da var. Birlikte, hep birlikte bir geminin içinde, bir yolun üstünde devam ederken duygusal olarak etkileşiyoruz. Birbirimizi tanımasak da. Hani o bağlıyız, bütünüz, birlikteyiz ya. Bazen bizde olmayan bir duygu da bizim içimize gelebiliyor. Yani durduk yere bir içimiz sıkışıyor. Bir endişe hale girebiliyoruz. Hiçbir şey yokken ortada bir kaygı durumu ortaya çıkabiliyor. Çünkü hani birkaç şey fark ettim, konuşmak istiyorum dediğim konu birazcık da bununla ilgili.
merak ediyoruz biz. Hani bu dönem bir de ikizler yay aksındaki ay düğümlerinin bize tutulmalar üzerinden anlattıkları var ya, merak ediyoruz biz. Çok da haklıyız merak etmekte, ama meraklarımızı ne derece doğru alanlara yönlendiriyoruz, ona bakmaya davet ediyorum hepimizi. Mesela nasıl sorusunu niyet defterinde de bahsetmiştim. Birçok belki de yayınımda da anlatmışımdır. Nasıl olur ki bu diyoruz. Anlamaya çalışırken çok basit, sade, gayet duru bir şekilde, safça soruyoruz. Sistem onu anlamamız için ya rüyada, ya olayda, ya da bizim kendi yaşantımız içerisinde kurguda bize onu kendi sembol diliyle anlatıyor yani. Birisi geçip karşımıza, Meltem şimdi senin sorduğun nasıl sorusunu yanıtlamak üzere gönderildim. 15 dakika içerisinde sana bunu anlatacağım şeklinde olmuyor. Neden diyoruz mesela. Nasıl? Neden? Neden böyle? Neden bunu yaşıyoruz? Çok derin sorular, kısa. Şimdi etkili iletişimde de bilirsiniz, kısa sorular uzun cevapları getirir. Mesela bu şeydir, birisine konuşturmak istiyorsanız, açmak istiyorsanız kısa sorarsınız. Nasılsın? Ne oldu? Neden? Uzun anlatır. Bizim de sistemle sohbetimiz öyle. Kısa sorular, uzun cevaplar almak için hareket ediyoruz. Sadece ifadelerimize değil, düşüncelerimize odaklandıklarımızda. Bir de tabii yorum yapıyoruz ya. Hani şu şeyde, sosyal medyadaki yorumlardan bahsetmiyorum. Onlar da var tabii içinde de. Yorum yapıyoruz biz. Durumlara, seyrettiklerimize, gözlemlediklerimize yorum yapıyoruz. Sanki oradaydık. Her iki tarafında içindeydik. Birebir içindeydik gibi. Yorum yapıyoruz ve istemeden taraf oluyoruz. Her birimiz yapıyoruz bunu. Haklı var, haksız var. Şimdi ben bu hafta kedilerle ilgili çok şey yaşadım. Kediler benim tekamülümün önemli bir parçası. Özellikle de bahçemdeki kediler. Evimdekiler de öyle, ama kedileri ayırdığımı fark ettim. Çok büyük bir itiraf benim için. Fakat mesela hiç tanımadığım kedileri ayırmıyorum. Mesela adada ben istasyonlar var aşağıda. Onları geziyorum. Orada hiçbir şeyim yok yani. Koyuyorum mamaları hepsinin. İşte kediye, köpeğe, kuşa hepsine ortak veriyorum. Yani martıyı kargadan, işte bağıran martıyı diğerinden ayırmıyorum. Veriyorum, atıyorum, veriyorum. Fakat birazcık daha içselleştirdiğim, birazcık sahiplendiğim, işte daha sık görüştüğüm kedilerimin içinde ayırım yaptığımı fark ettim. Ben dedim, demek ki böyle bir yargım var benim. İşte diyelim ki büyük kediler var, böyle daha sert erkek kediler. Yavrulara, dişilere saldırıyorlar. Ben bir nefer. O dişiler sanki kendini koruyamayacak. Doğanın döngüsünü Meltem kuracak. Koştur koştur şeyin içinde, bahçenin içerisinde koruyacağım ya onları. Böyle dışarıda tutmak istiyorum. İçerideki kedileri korumak istiyorum falan. Birkaç gündür böyle bir hal yaşıyordum. Bugün dedim ki, Meltem ne yapıyorsun? Sen demek ki böyle ayırıyorsun. Daha büyük mama koydum. Çekildim geriye. Senin işin mama koymak. Onları korumak, kollamak senin işin değil. Demek ki senin ezen ve ezilen diye bir kavramın var. Ve onu gördüğün anda da müdahil olmak istiyorsun. İşte bu da bir yorum. Hani sadece işte Ayşe de şöyle şöyle, ay o da kendini ne zannediyor? İşte şöyle yaptı da böyle oldu. Yorum değil. Bunlar da yorum. Ama hayatı baktığımız yerden, biçimlendirdiğimiz alandan ifade edişimiz de yorum. Tavırlarımız. İşte orada da duygular oluşuyor. Orada da sıkışıklık, elinden bir şey gelmeyeceği, gelemeyeceği, başkalarına yardım etmek, edememek ya da başkalarının duygularına yorum yapmak da bizi dahil ediyor. Yaratım döngüsüne. Yani biz sadece oturup kendimiz için dua ettiğimizde, dilek dilediğimizde, niyet yaptığımızda değil de başkaları hakkında yorum yaptığımızda da, hayat hakkında yorum yaptığımızda da bir yaratım alanı oluşturuyoruz. Ve ilginçtir.
bir paradoks yani. Tabii komplo teorileri falan, bunlarla ilgili ayrı bir yayın yapacağım. Yazı dizilerim var zaten. Bunlarla ilgili daha önceden de yazdım. İşte 2019 Ekonomist dergisinin kapağı mesela henüz çıkıyor. O zaman yazdıklarımız, yorumlar şimdi çıkıyor. Fakat bir de ilahi planın o komployu da kullanma prensibi var ya. Hani evet, komplo var mı? Olabilir. Hani bana direkt gelip anlatmadılar ama tarihsel okumalara baktığımızda komplo olmadan olmuyor. Zaten siyaset tarihi boyunca, tarih boyunca yani. Hele ki Batı tarihi. Ama o komployu da kullanan ilahi bir plan var, izin veriyor yani. Bizim kendimize kurduğumuz komplo bence dünya üzerinde yönetime dahil olanların, bizim algımızı yönlendirenlerin yaptığından daha önemli bir şey. Zaten o komploya dahil olmamız için kendimize komplo kurmak konusunda teşvik ediliyoruz. Yani mesela sosyal medya, bu haberleşme, o bir fotoğrafla, bir o günün bir paylaşımıyla, o günün bir haberiyle, gazete haberiyle olaya hemen vakıf olup o konuyla ilgili yorumlar yapabiliyoruz. Yargı, ön yargı. O zaman da sadeleşemiyoruz. Zihin sadeleşemiyor, sakinleşemiyor. Dışarının yönetimi altına giriyoruz. Ve insan dışarının dediğini yapmaya başladığında, başkasına yorum yapmak da dışarının dediğini yapmak bu arada. Birisi bir şey paylaştı. Eleştirdiniz onu. O öyle değil canım, bu böyle. Asıl sizi kim yönetti? Siz mi o alanı yönetiyorsunuz? Yoksa zaten ortaya konmuş bir şeyi alanına mı çekiliyorsunuz? Kim daha güçlü? Orada mesela kör oluyor düşüncelerimiz. Gün içerisinde üzerimize suç sıçratan bir araba hakkında da konuşabiliyoruz. Bağırıp çağırabiliyoruz. Bir gün bizim de bir arabayla geçerken bir yaya su sıçratma potansiyelimiz olduğunu unutuyoruz. İnsanız yani, her şeyi her an seçebilecek potansiyeldeyiz. O yüzden seçimlere ve seçimlerimizi tazelemeye davet eder dolunay zamanları. Arındırır yani bizi. Hani su içip içimiz arınır ya. Bıraktırır, boşalttırır. Çok sıkışıksa, mesela rüyada da öyledir. Sıkışık rüya gören der ki işte sıkıntılı bir şey gördüm. Şöyle mi olacak? Ah derim. İçerisi sıkıştırıyor, uyan diye. Baskılıyor, zorluyor, hadi diye. Mesela şu dönemde elbette ki herkes yaşadığını bilir. Zorluğunu kendisi bilir. Ama sıkışık hissediyorsak, zorlanıyor isek, demek ki samimiyiz kendimize. Mış gibi yapmıyoruz. Her şey yolunda, her şey iyi gidiyor. Yapmıyoruz yani. Sıkışığım diyorsun samimiyetle yani. Ay içim fena diyorsun. Ama orada kalma diyorum ben. Tamam o öyle de hani, tamam onda sıkışık hissediyorsun da. Ya gir bak içeriye, nedir benim böyle sıkışık hissettiren? Bugünlerde yaşadıklarımın içerisinde ne var böyle hissetmeme sebep? Ya buna bak ya da iyi hissetmek için kendine bir el ver. Hani sıkışık hissediyorum demek de çözüm değil ama her şey yolunda, her şey akışta falan. İçerisi sıkışıksa dışarısı öyle, yani dışarısı böyle söylüyor da içerisi düdüklü tencere gibi, olmadık yerde patlıyor bu sefer. Şeyi almak önemli. O düdüklü tencerenin buharını doğru zamanda indirmek önemli. Bazen sıkışık hissetmek hayatın akışıdır. Hani yaprak geldi bir yere ya da dal nehrin bir tarafında taşa takıldı. O demek değil orada kalacak. Ama bir engel çıktı önüne. Biraz orada takılacak yani. Böyle şimdi ritüel diyeceğim. Vallahi korkuyorum ritüel demeye de, artık iş o kadar acayip şeylere dönüyor ki. Ritüelleştirme diyelim. Törenselleştirme.
törenselleştirme, rasyonel, elle tutulur bir şeyler yapmak tarih boyunca, kendi tarihimiz boyunca da bize iyi gelmiştir. Çünkü elle tutulur bir şey yapmak, gözle görülür bir şey yapmak, duyuların algıladığı bir şey yapmak iyi gelir. Düşünsel boyuttan somut boyuta, somuta bir şey yapmak insana iyi gelir. Çünkü bizim sinir sistemimiz duyularla çalışıyor. Yani duyu organlarımız sayesinde de his yaşıyoruz. Yani o duygularımızı gördüğümüz, kokladığımız, dokunduğumuz, dinlediğimiz, temas ettiğimiz olaylar ya da işte nesnelerle şey yapıyoruz, somutlaştırıyoruz, düşünceye dönüşüyor. Hah diyoruz yani, hah böyle hissettim, hah rahatladım. Ay bu bana kokuyu, bu koku iyi geldi. O yüzden ritüelleştirmede duyular mutlaka şey olmalı, aktive edilmeli. Bu ne demek? Yani ben kendimi iyi hissetmek için ya da sıkışık hissettiğimde o sıkışıklığı açmak için, o anki ruh halim için bir şey yaptığımda 5 duyumdan herhangi birisine ya da tamamına dokunuyorsa bu yaptığım şey, hani dua ettikten sonra yüzüne eline sürmek de böyle. Elini yüzüne sürmek ters oldu. Yani şu harekette mesela temas var. Şu. O neyse hissetmek yani, dokunmak, koklamak. O yüzden mesela tütsü hem görsel hem kokusal bir şeydir. Beyaz duman yanar ve alan belirlemeyle ilgilidir. Yani hani beyaz dumanı görürsünüz. İmajınızda da, imgesel olarak da diyelim ki alanınızı temizleyebilirsiniz ama tütsü yakarken o koku, o his, yaptığınız şeyin gerçekleşeceğine, rasyonelleşeceğine, ete kemiğe bürüneceğine dair sizi ikna eder, güven verir. Eyleme geçmişsinizdir. Ben buradayım, buna karar verdim ve yapıyorum demişsinizdir. Ya da kokular, bir şey kokladığımız, ay çok rahatladım, iyi geldi deriz. Ya da banyo yapmak, yıkanmak. O suyun bütün tenimize, bedenimize değmesi iyi gelir. Sonra kurulanırken yine bedenimize dokunuruz. Krem sürerken bedenimize dokunuruz. Yani ritüel dediğimiz şey illa bir şeyleri tütsülemek, yakmak değil. İnsanın kendi törensel alışkanlıklarını iyileşme için ya da rahatlamak için ya da içsel sesini dinlemek için bu tür ritüelleri oluşturması zaten dinlerde de ibadet yoluyla verilir. Tekrar eden ritüellerin, günlük tekrar eden ritüellerin, haftalık, aylık devam eden ritüellerin bize iyi gelen tarafı odur. Biz onu yaptığımızda, o ibadeti yaptığımızda, o duaya katıldığımızda, o bayramı kutladığımızda içimizde nasıl hissedeceğimize dair bir şey vardır ve ortaya çıkar. Dokunuruz, sarılırız, çorba hazırlarız, yemek yap. Bunlar da ritüeldir yani. İlla diyorum ya, ritüel dediğimiz böyle mistik kokular, şunlar bunlar değil. Ama sıcak bir çorba da, hani insan hasta olduğunda sıcak çorba, herkesin sevdiği bir çorba vardır. Bir nane, limon, bir şey, hani iyileşeyim. Bu da bir şeydir. Hepimizin vardır mesela. İşte kendimi iyi hissetmediğimde televizyonda şunu seyrederim. İşte nane limonumu yaparım. Kek yaparım, börek yaparım. Hani o her neyse. Şimdi dolunayla ilgili de ne yapalım? Dolunaylar neden bizi bu kadar etkiliyor? Bir kere teknik olarak ayın çekim gücü nedeniyle biz de sudan, tuzlu sudan, deniz gibi tuzlu sudan oluştuğumuz için, aynı oranda değil tuzluluğumuz ama, yani deniz nasıl kabarıyorsa, nasıl geri gidiyorsa bizim de bedenimizdeki sıvılar aynı şekilde hareket ediyor. Sinir sistemi dediğiniz bir şey var yani. O hücrelerin, damarın atma şekli, o içsel sıkıntının yani fiziksel bir sebebi de var. Hele bir de kadınların periyot dönemine denk geldiyse, yani kaymaklı ekmek kadayıfı gibi etkisi daha da şey olur. Sinirli olma olasılığımız yüksektir, gergin olma olasılığımız yüksektir. Mesela dolunay öncesinde, 3 gün, 5 gün öncesinde, sonrasında.
O zaman bunu böyle şöyle yapabiliriz. Her dolunayda ben şunları yaşıyorum ya, her dolunayda da başım şöyle, kendimi iyi hissetmiyorum gibi ifadelerimiz varsa bir dolunay ritüeli oluşturabilirsin kendine. Geliyor ayak sesleri, dımır 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 dımır. Ya bu nedir? Banyo yapmak olabilir. Diyelim ki işte banyo sırasında kendine hazırladığın bir yağ, özel Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, susam yağını içine koyduğun bir iki koku, bir şey. Hani iyi hissetmiyorum ya, dolunay bana kendimi iyi hissettirmiyor. Ama ben şimdi iyi hissetmek için bir şey yapıyorum. Bedenime dokunuyorum, ilgileniyorum, o koku bana iyi geliyor. İşte ne bileyim, sevdiğim bir çay yapıyorum, bir arkadaşıma bir şey alıyorum, çiçek alıyorum kendime. Bir mum yakıyorum işte, ritüel, benim ritüelim diyelim ki dolunayda bir mum yakmak. Ha, duygusal sağmayı istiyorum. Duygusal çok sıkışık hissediyorum. Yazıyorum. Duygusal hissettiklerimi, sıkışık hissediyorum. Affedemiyorum, onu yapıyorum. Neyse yani, hani öyle düşünmeden, küfür de olabilir yani, hani öfke de olabilir. Çünkü burada kalacağına, bir olayda karşıma, aynana, bir olay aynasında, insan aynasında karşıma çıkacağına, ateş, hani öfkenin de diğer tarafı ya, hareketin. Yazıyorum ve çıkartıyorum önce içimden. Yazıyorum, yakıyorum. Ha, üstüne belki tütsü yakıyorum. Ha, şimdi artık dolunay gelirken benim tedirginliğim azalıyor, sonra da belki bitiyor. Dolunay bana bu etkiyi yapıyor ama ben de karşılığında bunu yapıyorum. İşte normalde şeker yemiyorum, tatlı yemiyorum diyelim ki. Ah, rahatlamak istiyorum. Prensiplerimde de esneyeceğim. Bu akşam krebimi yaptım, üzerine de balımı koyup çayımla birlikte yiyeceğim. Yani normalde gece yemiyoruz, içmiyoruz ama ben bu akşam yapacağım mesela kendime. Benim de ritüelim yani. Hani çok özlediğimden, kendimi engellemiş olduğumdan değil, öte. Yani iyi hissetmek için bir şey yapmak. Bu geldi benim aklıma. Hani işte o benim kendi ritüellerim. Her dolunay değilse bile, eğer sıkışık hissediyorsam, duygusal olarak çok düşünceler gelip gidiyorsa, olaylar çözemiyorsam, hiç oturup böyle bu ne demek, bu ne demek, bana bu ne anlatıyor demem. Yazarım sıkıntı veren şeyleri. Bakarım öyle yazdıkça, yazıyorsam toplarım bir yere, bir kasenin içine yakarım. Üstüne de bir de tütsü yaparım. Evimi de temizlerim. Şimdi yarın sabah temizlik yapacağım. Dolunay sonrasında enerjiye bir kış yapacağım yani. Temizlik imandan gelir. Sonra güzel kokular sıkıyorum. İşte o akar spreyleri falan paylaşıyordum önceden de, biliyorsunuz. Benim kendim için şeyim bu. Şimdi açacağım yorumları. Sizinki ne? Onu konuşalım istiyorum. Yani siz rahatlamak için bir yöntem buluyor musunuz? Bulabildiniz mi? Birlikte konuşalım. Yunus Emre ile valla çıkmıyor canlı yayına, ne yapabilirim? Herkes kendi dünyasında. Ha, Efe'yi de düşünüyorum ama Efe de bir sürü şey yaşadı. Babaannesini falan, babaannesi rahmetli oldu. Herkesin kendi dünyasında bir şey var. Bir de benim de gündem çok ilginç. Bugün de böyle kaç gündür gene geliyor geliyor canlı yayın. Bugün de böyle bir yapayım, yok krep yapayım. Hani bir tane film söylemiştim Netflix'te size. Sam, şeyin karakterini Sam de, bir kuşla ilgili şeydi, şimdi unuttum da adını. Onu seyredeceğim bu akşam. Sabahları uyanınca 3 sayfa yazıyorum. Benim de atölyelerimden birinde verdiğim şeylerden bir tanesidir. Zihin boşaltmak isteyenler için, niyet yapmak isteyenler için, imgeleme çalışması yapmak için en güzel saat uyanır uyanmaz, ki ilk böyle aslında saniyelerdir. Mesela kendinizi iyi hissetmek, bir imgeleme yapmak, yani böyle imajınızda, hayalinizde bir şeyin gerçekleşmiş olduğunu ya da metaforik bir şeylerle, işte diyelim ki metafor hayvanınız, renginiz, sayınızla, bunu uyanır uyanmaz zihin bomboşken, böyle hani bütün gece temizliği yapmış. O anda gözlerinizi açmadan onu hayal etmeye, onu imgelemeye başlarsanız olma olasılığı daha yüksektir. Bu yorumu yazan arkadaşıma da katılıyorum. Duygu boşaltmak için de sabah uyanır uyanmaz yapmak daha iyidir. Sonrasında çünkü beynin diğer bölümleri çok aktif olduğu için hemen dişimi fırçalayacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım diye
şey merkezden kayabiliyoruz. Ay bir sürü şey yazdınız, görürüm inşallah. Çok teşekkür ederim bütün iltifatlara. Dans ediyormuş Aylin'e. Çok iyi fikir biliyor musun? Dans etmek endorfin salgısını da artırıyor. Bu arada Dolunay muhteşem gözüküyor. İkinci çakra yazımı okumadıysanız siteye ekledim. Birinci ve ikinci çakra meditasyon önerileriyle birlikte. İsterseniz bu akşam, isterseniz 3-4 gün boyunca Dolunay yine gökyüzünde olacak. Dolunay'ı seyretmek, eğer görebiliyorsanız sudaki yansımasını, yakamozu seyretmek, su sesi dinlemek, akan su sesi, kuş sesi dinlemek, doğada kuş sesi dinlemek veya şimdi artık mecburen şeylerden de dinleyebiliyoruz. Dijital aygıtlardan da ama sabah uyanır uyanmaz açın, şehirde de duyuluyor sesleri. Yaprak hışırtılarını dinlemek, ağaç, doğada olmak yani. Çok iyi geliyor ikinci çakraya. Bir de hani bizim bu çifte telli falan gibi oyunlar vardır ya. Veya düğünlerde oynadığımız halaylar, birlikte oynadığımız danslar çok iyi geliyor. Şimdi birlikte dans edemediğimize göre bizi böyle içimizi kıpır kıpır eden danslar da ikinci çakrayı çok iyileştiren, harekete geçiren bir şey. Dolunay enerjilerini de bunun için kullanabiliriz. Bir arkadaşım şey demiş. Her dolunayda kafamın tepesinde çocukken çocukların bıyığından olduğu yerin daha geniş halini düşün. Orada basınç ve üşüme hissi oluyor. Özellikle tepede olduğunda bende başım. Ya şöyle mesela ayı haritasında ayı güçlü konumda olanlar. Benim mesela ayım boğada çok güçlü yüceliyor orada. Ay burcu güçlü olanlar, su elementi güçlü olanlar, su elementinde sorun olanlar, tam tersi çok zayıf olanlar. Dolunay'dan daha fazla etkileniyorlar. Meditasyon ve ada çayı çok bence şey güzel. Ada çayı benim de. Ağlarım. Boşaltıyorsa bu seni. Gözyaşı çok güzel şey temizliktir aslında biliyor musunuz? Düşüncelerin temizlenmesidir. O yüzden kendimizi kötü hissettiğimizde ya da çok sevindiğimizde ağlarız. Böyle düşünceler gözyaşını temizler. Gözyaşı düşünün. Bugün neden böyle tersten konuşuyorum? Banyo bana da iyi geliyor. Dua bana da iyi geliyor. Namaz da. Hepsi çok iyi geliyor. Ay filmin ismi. Biri yazsa ya, benim profilimde var. Ben şimdi çıkamam. Bir kuşla kaza geçirip felç olan bir Avusturyalı bir kadının Sem'in hikayesi. Instagram çok güzel. Instagram üstünden tanıştık da ben onu paylaştım. Mesajlaştık da çok güzel, gerçek bir hikaye. Umudun tekrardan gelmesi ve sanki Yaradan'ın, hani hep bizim konuştuğumuz şey var ya, bu sembol dili hayat bizimle mi konuşuyor? Resmen o kadının, ailesi de onu söylüyor. Göklerden bize gönderilen bir melek o kuş diyor. O kuşa tutunup aile çıkış yolunu buluyor. Çok merak ediyorum hikayeyi. Naomi Watts oynuyor galiba şeyi. Çok teşekkür ederim. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Güzel. Hepimizin bir şeyi varmış yani, güzel. Her zaman Allah'a sığınalım. Aa, bileklik örüyorum, çok iyi fikir. Bende de yalnız gönül. Ben de öyleyim çocukluğumdan beri. Ben Ramazan pidesi almaya gönderilirdim. Dolunay takılıp kalıp annemden gelince ya fırça ya dayak yerdim. Pideyi soğuttum. Şeyi kaçırdım diye. Böyle seyredip ağladığımı bilirim. Seni orada nasıl tutuyorlar çocuk aklımla? Sen orada nasıl duruyorsun diye sof sof ağlardım. Şimdi bugünün enerjisinin farkındasınız şey olarak değil mi? Ada çayı yakmak yeni ayda dolunayın dışında çok... Evet, ada çayının kokusunu ben de çok seviyorum. Ben bir de 7 aktar süpürüntüsü alıyorum. Ya da 7 dükkan süpürüntüsü mü diyorlar? O da çok güzel, tavsiye ederim. İçinde şap var, üzerlik var, hepsi var. Arada onu yakıyorum, ada çayı yakıyorum. Bazen kekik falan da yakıyorum. Onların da kokusu hoşuma gidiyor. Çünkü o taze şey gibi, hani o kekiğin kokusu dolaşıyor. Su elementi güçlüyse de olur. Tepe çakrası çok kaşınan normal. Çünkü basınç oluşuyor arkadaşlar şeyde. Beyinde de basınç oluşuyor. Öyle bir araştırma var. Şimdi hatırlamadığım için örnek olarak paylaşmayayım. Ama kafamda var yani.
Birisi şey paylaşacak. Kuşlarla dans mı yürümek? Çok iyi. Evet, yürümek. Tuzlu su. Ha bak, çok iyi fikir. Doğru söyledin. Sirkeli su ile banyo yapmak da böyle bir, eğer küvet artık yok şeylerde, evlerde de mesela tuzlu su çözeltisi hazırlayıp bir şeyin içerisine, kavanoz ya da işte varsa bir kabınız gibi bir şey, ona üstüne şey ekleyip, çok yoğun olmasın tuzlu su, yoksa şey olur cildiniz, saçınız, sıcak su ekleyip son banyonuzun son suyuna şey yapabilirsiniz. Fiziksel olarak tesiri negatif iyon alanı oluşturduğu için yüklenmiş enerjiyi şey yapar, temizler. Bir de şundan da bahsedeceğim. Şimdi bununla ilgili bir yazı hazırlıyorum. Bizi sadece dolunaylar şey yapmıyor aslında, biliyor musunuz? Bizim bedenimizin ürettiği bir elektrik var. Bir titreşim alanı var. Bizim cep telefonları, bilgisayarlar, evdeki elektrikli aletlerle olan iletişimimizde oradan bize fazlasıyla elektrik yükü geliyor. O yüzden bizim günlük olarak kendimizi bu elektrik yükünden temizleyecek bir yöntem bulmamız çok önemli. Ayak banyosu olabilir, abdest olabilir, yani hani namaz abdesti gibi el, ayak, boyun, kulak arkasının yıkanması, sirkeli suyla banyo almak, toprağa basmak, yani enerji, üstümüzdeki o elektrik yükünden özgürleşmek. Bu konuda da kısacık bir öneride bulunacağım. Şimdi biz ister istemez mutfakta iş yaparken, fırın çalışırken önündeyiz. Kettle çalışırken önündeyiz. İşte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi çalışırken ister istemez önündeyiz. Çocukları da bazen yani bırakıyoruz o alanda. Makineler çalışırken maksimum radyasyon ve elektrik yükü üretiyorlar. Ben çok hissediyorum. Siz de kendinizi izleyin. Belki de fark edenler de vardır. Mutfakta mesela fırın çalıştığında onun önünde durduğumda sanki vücudumun böyle ağrı giriyor, yani bacaklarımın altının ağırlaştığını hissediyorum. Elimden geldiğince fırını kurduktan sonra ondan uzaklaşıyorum. Fönler, bütün elektrikli aletler, yani istisnasız bütün elektrikli aletler, hatta en çok fönler, o şeye yapılır ya kuaför salonlarında, uzun uzun ısı ve elektrik, yani her şey radyasyon ve elektrik yükü oluşturuyor. Bunları çok kullandığımız günlerde kendimizi mesela düşük enerjili hissediyorsak, sadece ruhsal, psikolojik olmayabilir, fiziksel bir şey de yaşıyor olabiliriz. Yani toprağa çıplak ayak, tabii evlerde artık şey, ama en azından taş zemine basılabilir. Çıplak ayak ben gezmeyi çok severim maalesef. İyi bir alışkanlık değil ama. Evde de. Sokak hayvanlarını beslemek, magnezyum almak çok iyi çözümler buna. Ha, magnezyum alın. Eğer hiç kullanmıyorsanız da bu dönemlerde magnezyum alın. Magnezyum ödem atmanıza yardım eder. Glisinat zannediyorum kullanılıyor. Birkaç form var. Eczaneye sorarsanız. Venatura'nınki çok güzel. Ocean'ın güzel. Şeyin de var. Solgar'ın falan da var herhalde. Yoga, ev temizlemek, bitkileri temizlemek. Ha, çiğ enerjisi de taze bitkilerde çok fazla. Şimdi benim gibi evde çiçek besleyemiyorsanız, benimkiler hemen parçalıyorlar, ama şimdi taze açmış mimozalar açıyor. Çok güzel. Bahçemde iki tane mimoza ağacım var. Sonra size gösteririm bir gün bir yayında. Mesela çok iyi hissetmiyorsun kendini. Ağaç yaprakları, taze açmış şeyler o elektrik yükünü boşaltmak için de iyi. Ağaca sarılmak. Gerçi şehirdeki ağaçların da yükü çok fazla, ama yine de o taze yaprakla kontak kurmak, enerji dans ederek belki enerjiyi boşaltmak da iyi gelen şeyler. Şimdi yayınlayacağım kitaplardan bir tanesi. Emine sormuş hangi elemente neyim var anlamak için bununla ilgili bir kitap yazsın. Mevsimler, elementler, bedendeki yansımaları. Okuyanların hepsi kendi bedenlerine otomatik neler olduğunu, nerelerde aksamalar olduğunu, duyguda nerelerde ne olduğunu hemen çözümlediler. Çözümlüyorlar. Çok mutluyum bu konuda. Tabii ki haritalardaki şeylerden de bulabilirsiniz. Bulabiliriz, ama bu tek başına yeterli değil. Çünkü beslenmeyle de tamamlayabiliyoruz. Duyguyla da tamamlayabiliyoruz. Yani bazen geliyor, sohbette de denk geliyor. Diyor ki benim hiç ateş elementim yok. Ya tamam da yediğin içtiğinle tamamlıyorsun, duygunla tamamlıyorsun, yaptığın eylemle tamamlıyorsun. Hiç öyle bir şey yok yani, benim hiç ateş elementim yok. Haritamda hiç ateş elementim yok. Hayatta hiç ateş elementim yok diye bir şey yok. Ama mesela şöyle çok genel bir şey söylersem,
Suyunuz fazla ise duygusal, sezgisel ve duygusal bir insansınızdır. İşte ateşiniz fazla ise, ateş yani güçlüyse bir şeyde sizin alanınızda, hareket etmeye, enerjinizi yükseltmeye, girdiğiniz ortamda insanları yükseltmeye daha meyillisinizdir. Toprak fazla ise rasyonelleştirmek, gerçekleştirmek, ortaya koymak, sorumluluk almak sizin için önemlidir. Hava ise daha düşünselsinizdir, daha özgürlükçüsünüzdür, daha rahat hareket etmek istersiniz. Hani genel şeyi budur. Hah, penguin bulum. Doğru söyledim inşallah. Teşekkür ederim Nazancığım. Penguin, penguen aslında herhalde değil mi? Penguin bulum. Çok iyi İngilizcem vardır. Artık yanlış söylediysem de. Story'de paylaşırım filmin adını. Evet, bak dün akşam girdi aslında da ben dün akşam biraz canlıyım falan filan şey oldu. Ben yin yoga yapmanızı öneririm. Berivan Aslan Sungur. Onu da paylaşırım hikayemde. Benim de yin yoga hocam. Hocalık eğitimi tamamlayamasam da. Çok severim Berivan'ı. Hani gerçekten kadındır yani. Hani böyle şefkatli. Ondan böyle hani kadındır demiş. Şefkatli, sıcak, saran, anlatan. Berivan'dan bir yin yoga dersi alın derim. Online de yapıyor. Çok da ekonomik yapıyor. Berivan Aslan Sungur. Yin yogayı bir deneyimleyin. Bir seans olsun deneyimleyin. Çünkü yin yoga ne demek biliyor musunuz? Hani bilenleriniz var zaten de. Mesela biz hata yaptığımızda, hata ya da diğer yogalar yaptığımızda hep hareket ederiz. Kaslar hu hu bir şey yaparız yani. Yin yogada hareketsizliğin içerisinde kalıp o kasmış yerlerimiz açılır ve duygu fışkırır böyle içimizden. Bence dolunaylarda yin yoga veya sıkışık hissettiğimizde yin yoga hayata karşı esnemeyi de çok şey yapan, gerçekleştirmeyi kolaylaştıran bir şey. Berivan'ı da paylaşacağım. Çok iyi hocalarımız var ama ben hani şeyi de çok severim. Ao Sungur'u da çok severim. Yok yanlış söyledim. O oyuncu. Bir tane daha hocam var. Neyse onu aklıma gelince şeyde hikayede paylaşırım. Nibi yogayı bilmiyorum Semra'cığım. Bugün bir şey sıkıcı bir enerji yarattı demiş bir arkadaşım. Şimdik yin yoga, evet yin yoga çok iyidir. Yin. Ha, o Nibi yoga anlamış, çok özür dilerim. The Blue. Doğru mu okuyorum şeyini? Online Ceren'miş. Ceren de veriyormuş bak. Yin yoga eğitimi. Ceren. Şurada bak tutuyorum. Okuyamadım ki. Minnacık yazı. Bir de niye? WC mi? Ay, Ceren diye açsana ismini. Tanıyalım seni. Ceren de veriyormuş yin yoga eğitimi. Online de veriyormuş. Ne kadar güzel. Evet. Hava elementi çok su tamamlayamaz. Ama toprak insanlarıyla buluşur, tamamlattırır yani. Peki. O zaman bu akşamlık bu kadar. Yeter gibi gözüküyor. Güzel güzel konuştuk. Sohbetimizi yaptık. Ah canımsınız. Ya ben çok özledim. Hani bizi böyle kodladılar gibi olduk. İlk başlarda şey yapıyorduk. Berivan Aslan Sungur. Bir de buradan bir arkadaşımız daha var. Şiddetle tavsiye etme. Özge, Zeynep Aksoy yin yoga yaptırıyor mu bilmiyorum. Yani Zeynep Aksoy'la da yaptım yoga ama yin yoga yaptırıyor mu onu bilmiyorum. Ama Berivan'ın ben tarzını çok severim. Zeynep Hoca'nı da çok severim. Benim ilk yogaya başlama hocamdır. Onu da çok severim tarzını. Ama ben yin de biraz Berivancıyım hani. Çok onunla çalıştığım için belki ya da bana çok iyi geldiği için. Onun öğrencileriyle de çok çalıştım. Ne diyecektim? Ha, bir şey fark ettiniz mutlaka siz de. Şimdi biz pandeminin ilk başlarında böyle hamle yapardık birbirimize. Hani şöyle elimizi falan çekerdik, şöyle yapardık. Hani şöyle falan vururduk. Şimdi artık batılılar gibi olduk, farkında mısınız? Merhaba, merhaba. Bir de artık yüz ifadesi de çok şey olmuyor. Hani güldüğüm falan gözükmüyor. Bir taraftan iyi oldu. Çok göz temasındayız. Yani hani göz göze. Ben çok severim direkt göze bakmayı. Biraz rahatsız olur bazı insanlar. Benim böyle çok dik
bakmam değil mi? Ben severim yani. Ruhun kapısıdır bence gözler. Yani böyle baktım mı içine girerim. Fakat ilginç yani. Şimdi böyle sarılmak çok uzaklaştı bizden. Yani kod yedik yani. Kod atıldı. O yüzden nasıl olacak bilmiyorum ama ben sarılmak istiyorum. Beni tanıyanlar bilir. Benim imzalarımın saatler sürmesinin en büyük sebebi herkese gidip sarılmamdır yani. Çünkü bence sarılmak şifadır. İyidir yani, çok iyi gelir. O yüzden inşallah şimdi işte sanat atölyeleri hazırlıyorum. Etkinlikler hazırlıyorum falan ama uzakta olanlarınız da var. Bir şekilde buluşalım, sevgiyle kavuşalım. Hayat bunu kolaylaştırılsın. Değil mi? Biz niyetimizi yapalım. Dünyanın her yerinde buluşabiliriz. Belki öyle bir güzellik içinde buluşuruz ki oh deriz. Biz buna niyet etmiştik. Şimdi de buluştuk. Aynı anda aynı yerde olmak zorunda değil sonuçta. Dolunay'ın etkisi, bir yazı paylaşmıştım hani sağlıklı tarafı, sağlıksız tarafı diye de. Şimdi iki ilginç şeyde burçta gerçekleşiyor yani. Dolunay aslanda gerçekleşiyor ama karşısında kova var tabii. İki zıt şeyde gerçekleşiyor. Güneşle ayın bir karşı karşıya gelme durumu ya. Güneşle ay da anneyle babayı sembolize ediyor bir taraftan. Egoyla duyguyu sembolize ediyor. Ego ve duygumuz. Benliğimiz yani. Mesela ego dediğimiz bir egoist olmak değil de ben alanımız yani. Benim, ben olarak kendimi tanımladığım ve dünyayla ilişki kurduğum yerde kendi alanımı belirlemem. Bu şeyde dolunay ay yani kovanın evinde, aslan kovanın evinde, kova aslanın evinde. Böyle bir karşılıklı şey var. Gölge taraflarına dikkat etmekte, özen göstermekte fayda var ama kova daha güçlü duruyor. Çünkü orada bir gezegen dizilimi var ve Başak yükseliyor. Ufacık da bahsetmiştim şeyimde. Başak çok titizlenir. Düzenli yapmak ister, düzenlemek ister. Mükemmelliyetçidir. Bu vurguyla geliyor yani. Dışa, haritanın kendini dışa vurumu. Yükselen tarafı, açığa çıkan tarafında Başak etkisini görüyoruz. Başak da biliyorsunuz, bende de var Başak Güney Ay düğümüm ya. Derlemek, toparlamak, düzenlemek ister. İşte duygumuzu, iç dünyamızı, yaptığımız işi düzenli, iyi yapmak isteriz. Buradaki dikkat edilecek husus mükemmelliyetçiliğe takılmak. Belki en iyisini yapacağım, en yükseğe gideceğim algısını bırakmak. Egoisti bırakmak. Benden değil dışarıdan. Ben yapmadım, o yaptı. Demek kendimize şov yaptığımız yerleri bırakmak. Hani o kurban kartlarında falan hepimizin ne çektim ben diye. Hepimizde var öyle bir şey. Küçük küçük olsa da şeyleri yani illa özgür olacağım diye isyankar olmak. Diğer taraftan da hani kovanın da öyle bir şeyi vardı, tam özgürlük ister ama isyankar da olabilir. O yüzden toplumsal olaylar beklentisi var dünyadaki, görüyoruz zaten. Hani bunu yıllardır da konuşuyoruz. Hiç olmadık ülkelerde olmadık şeyler oluyormuş. Bana da sağ olsun kızım gönderiyor. Şimdi dolunay sonrasından bahsetmek istiyorum. Şubat bültenimi hazırladım ben. Şubat'ın astrolojik etkilerini de yazdım. Çok güzel 3-4 günlük şey var Şubat'ta. Günler var. Çok böyle niyet enerjisinin çok yüksek olduğu niyetim, o zaman canlı yayın yapmak. Canlı yayında niyet yapalım. Belki karşılıklı şey de yaparız. Buluşma da yaparız. Canlı yayın alırım sizi. Ama şu anda Merkür'ün yöneticisi Merkür'ün Başak'ın yöneticisi. Bugün tersi anlatıyor. Başak'ın yöneticisi Merkür şu anda duranlaşmış durumda. 2 gün sonra da ayın 30'unda retro başlayacak. Bu şu demek oluyor ki hem dolunay hem bu ağır gezegenlerin bu açıları başlatma enerjisi için çok uygun değil. Yeni bir şey başlatmak için çok uygun değil. Ama geçmişte başladık, düzene koyamadık, sistematize edemedik,
kafamızda netleştiremedik. Çalıştık çalıştık, emek verdik, olmadı. Başladık, salladık. Bir ara yaparım dedik. Veya zorladık, olmadı. İşlerini tekrardan ele alıp inadı bırakmak. Hani dolunanı. İnadı bırakmak, ben merkezciliği bırakmak. Başkalarına adanırcasına kendinden vazgeçmeyi bırakıp yeniden bakacağım demek için iyi bir zaman. Neredeyse Şubat'ın ortasına kadar. Hani yeni bir şeye başlamak niyetinde olanlara bir kulaklarına duyurmuş olalım. Eskiyi derleyip toparlayıp, yani sadece ev toparlamaktan bahsetmiyorum. Hani bizi harekete geçiremeyen, geçmişte yapamadığımız, tamamlamadığımız için kendimize biraz kızdığımız, biraz şey yaptığımız konuları, hani yüklenmekte de başarılıyız kendimize, yapamadın, beceremedin, bitiremedin diye tekrardan bakmak, hiçbir şey olmadı, böyle bir şey yok, işte sadeleşme çalışmasına devam etmek, belki işte ufak tefek beslenme düzenlemelerine şimdiden başlamak, Mart'ta detoks yapacağız, alıştırmalar yapmak, hani küçük adımlar, hani bir hafta şunu bir bırakayım, yerine şunu koyayım, 3 gün işte şunu yerine şunu yiyeyim gibi böyle küçük 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 adımlar atmak, hazırlık iyi gelir. Su sistemi şimdi en, yani su sistemi dönemindeyiz, kış. Belki bu yemekle birlikte sıvı alıyorsak onu bırakmak, yemek öncesinde sıvı alıyorsak hemen öncesinde, hemen sonrasında oraları düzenlemek, küçük böyle düzenlemelerle sağlığa da yatırım yapmak önemli. Kalp damar sağlığıyla ilgili de dikkat edilmesi gereken dönem. Kalbi en çok yoran şey aşırı heyecan ve birazcık da endişe ve korku. O yüzden neşeli olacağımız, kendimizi iyi hissedeceğimiz anlar yaratmak, anların içerisinde olmak, gün içerisinde hepimize çok iyi gelir diye düşünüyorum. Yayını tabii ki de kaydedeceğim. Böyle olunca daha güzel oluyor. Ben böyle planlı programlı yapınca nasıl oluyor, nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum. Ne kadar planlıyım, o da ayrı bir konu da. Yani Kuzey Ay Düğümü, balık bana bunu yaptırtıyor. Sür virüş, gir kızım canlı yayına diyor. Öyle, böyle gelince daha bir keyifli oluyor benim için de. Hepinizi sevgimle kucaklıyorum. Tam da şimdi oluyor dolunaya. Ah, güzel bir niyet de yapalım bence. Öyle kapatalım. Hiç kiloyla savaşmadım ama kilo aldım. Yok, bak burada kandırdım kendimi de. 18 yaşında 10 kilo aldım, o zaman savaştım. Anlatırım bir gün. Orada bir karar vermişim. O kiloya geri dönüyor vücut. Mesela 15 kilo vermiştim geçen sene. Çok da istemeden, çok değil hiç, yani hiç istemeden. 15 kilo da benim yaşımda, yani ben 51'im neredeyse. Gerçekten vücuduyum. Bayağı bir zorlayan bir kilo. Ama bir kod girmişim ben bilmeden kendime. O kilo, aşırı kilo aldığım zaman, üniversite sınavına hazırlanırken aldığım kiloyla doğuma gittim yani. O kadar kilo almışım. O kod beni oraya götürüyor. Ama bunu 30'lu yaşlarımda falan fark ettim. Şu kilo bana iyi deyip karar vermiştim. Ama sağlıklı olmak hepsinden iyi bence. Dolunay niyetini yapalım. Öyle gidelim. Ben herkesin yaşadığı bir şey yaşayamam ki. Şimdi onu soran arkadaşım, hani siz hiç bunu yaptınız mı? Siz hiç bunu yaptınız mı? Sizin yaşadıklarınız tabii ki size özel. Ama siz de benim yaşadıklarımı yaşamadınız. Anlatmıyorum diye ne yaşadığımı bilemezsiniz. Değil mi? Hiçbirimiz bilemeyiz. Herkesin zorluğu, kolaylığı kendinedir. Onları yapmadım ama gerçekten aç kaldım yani. Hani gerçekten aç kaldım. Hani yiyecek hiçbir şeyim kalmadı. Bir hafta yaşadım. Hani herkesin kendine göre bir zorluğu, kolaylığı var. Aldığı yol var. Öyle bakın. Yani bizim birbirimizi anlamamız için aynı şeyleri yaşamamız gerekmiyor. Zaten ondan bahsettim girişte de. Birinin ne yaşadığını anlamak aşırı empati. Empatiyi geçip duygudaşlık insanın kaderine bu şeyi davet ediyor. Yani o karşılıklı etkileşimler çekiyor. O yüzden o kadar birbirimize empati yapmamıza gerek yok. Birbirimizin duygusunu
yarattığı etkiyi anlayarak şefkatle, öz şefkatle kendimize, şefkatle karşımızdakine yardıma ihtiyacı varsa ona doğru yönelmek bence yeterli. Kafi bir arada bir şey olmalı. Kimse kimsenin kurtarıcısı değil çünkü. Herkes kendi hayatını düzenleyebilir. Zaten kurtarılacak da bir konu değil bence hayat. Öyle bakınca kurban gibi hissediyoruz kendimizi. Niyetimizi yapalım. Kendimi özgürce ifade ettiğim, hayallerimi dile getirmeye izin verdiğim, gerçekleşmeleri için eyleme geçtiğim, sonuçları huzurla, keyifle tamamlanan, kendimle ve hayatta sohbetimin huzurla aktığı, neşe içinde, dingin, sade, sakin, olayları seyirde, hayatın sohbetini dinlerken keyifle ilerlediğim, hayata sevgiyle aktığım bir dönem olsun. Boşluklar sevgiyle dolsun. Rahman ve Rahim olan himaye etsin. Bir an böyle bir tereddüt yaşadım. Çünkü böyle bir gün gece olsun diyemedim. Bir dönem olsun. Bir dönemden geçiyoruz çünkü. Kalbim kalbinizde. Sevgim sevginizde. Yer bulsun. Birbirimizi kucaklayarak. Güzellikleri birbirimize cömertçe sunarak, birbirimizi cesaretlendirerek, iyileşmeye ve iyi hissettirmeye motive ederek, motive olarak, hayatın güzel taraflarını görmek için hevesli olalım, coşkulu olalım, neşeli olalım, olmuyorsa da kabulde olalım. İyi akşamlar diliyorum, hoşça kalın.